Bizden mi gocunuyorsun iç savaş için? Yok lan gocunmuyorum işte iç savaş diyeceğiz. Ya bunda gördüğüm olay iç savaşa girmeden önce yani ilk yapılacak PP ile alınacak şey aslında hani diplomatik gitmeyi düşünmüştüm ama ekonomik sanki daha mı avantajlı oluyor onu bilmiyorum. Lan benim dışımda herkes bir şey galiba. Ya denedim birkaç defa da başaramadıydım. Efendim, nasıl bir politika izleyeceğiz? Hızlısından bir iç savaş değil mi? İnşallah bantlarımız bitmez diye yorumluyorum. Yeni güncelleme nasıl olacak? Yeni güncelleme araştırma acıyla alakalı olacak gibi duruyor. Yani yayınladıkları ve benim baktığım kadarıyla araştırma şeyiyle alakalı. HOI4 olmayan bir şey var aslında. Yani benim bayağıdır hani istediğim ama aynı zamanda olmayan da bir şey var. Ne abi? Tersine mühendislik. Tiger 2'den örnek vereyim. Tiger bir metal kutuyu andırırken değil mi? Halbuki metal bir kutuyu andırırken Tiger 2'de ivmeleme var. Bu ne? Biz Sovyetlerle savaştık ve sırlarının çok iyi olmasa bile atışlarımızı, mermilerimizi sektirdiğini gördük. Biz de bunu yapabiliriz diyorlar. Ve Tiger 2 gerçekten çok iyi bir tasarım oluyor mesela. Merhaba Sayın Stalin. Evet, buyurun. Efendim biz ilerideki yani yanımızda olan küçük ülkeler var, sanayisi meşhur. Bizim de hakkımız olan bazı topraklar var diye duymuştuk biz ama bir sormaya geldik, öyle miymiş? Yani bence öyle olmasın. Bence siz İsveç'e doğru yol alın. Efendim bizim gücümüz yeter mi İsveç'e? Adamlar 500 yıldır buraya hüküm sürüyor. Tamam biz size Hani destek verirsek toparlarsınız. Ama söz mü? Nordik söz kurdurtacaksın mı bana? kurturturum. Müttefikim Ama olursan ben kurturturum. olurum bak. Ama sen de Estonya, Latvia ve Litvanya üzerinde hak talep et. Tamam ben etmem. Sen kurdurtacaksın mı? Kurdurtacağım. Nordic Union olacak mıyım? Olacak. Ne güzel, o zaman anlaştık ya. Elini Otokrat bir sıkıyorum. ideolojide Niye ya? gidersen. Ama Ya Sayın Stalin iyi misiniz efendim? ya Baktırdınız mı hiç sağlık ben ölçümlerinize aslında falan? Stalin değilim biliyor musun? Hayır, biz yanlış. Stalin içeride yatıyor. Bunun dünyadan haberi yok. Biz aslında gizli bir örgütlenmeyiz yani. Üzüldüm ama olsun, yani ölenle ölünmüyor. Ölenle Yani ölünmüyor demeyelim. Bazı insanlar öldüğü halde ölmemiş de olabilir. Ölümlü Aa. dünya yani ama öyle. Benim çok kafam karıştı. Ben gidip bir daha düşünmek istiyorum ama sizde ben Rusya hükümetiyle her daim kim gelirse gelsin. Hani Yani Nordik sözümü aldığımı otokrat, düşünün. otokrat veya faşist veya demokrat fark et. Komünist olmaya yeter ya. Niye komünist olamıyoruz? Ya? Biz en çok komünizme inandık Ya gönülden. tamam sen komünist olsan da olur. Tamam çok da şey yapma. He tamam Fark o zaman. etmez. Güzel. Anlaştık. Görüşürüz. Hadi görüşmek üzere. Efendim. Heh. Şimdi ben bazı şeylerden uğraştığım için siz researchleri gelince gider misiniz Tamam acaba? ben giderim. Sen şey Bir yapma. de bu Finlandiya komünist oluyor benziyorsun. Biliyorum. Farkındayım. Nasılsınız? İyi misiniz efendim? Yani ülkemiz zor dönemlerden geçiyor diyelim. Onun biraz farkına vardık efendim. Biz de şu an yani size yardımcı olmak için buraya geldik zaten. Artık ne kadar yardımcı olabiliriz bilemiyoruz ama. Yani pek yardımcı olabileceğinizi düşünmesem de. Efendim isterseniz at gönderebiliriz. Olabilir. Kılıç da gönderebiliriz. Yay da gönderebiliriz. Yani Olabilir. artık. Antik teknolojilere merakım var. Onun dışında bilmiyorum. Yani ileride daha net konuşmamız gereken zamanlar olacak tabii ki. Ama şimdilik Yani şey değil. biz bir Doğu Türkistan topraklarına girişelim diye Hey! Bir düşünüyoruz. karış bile toprak. Ha, Doğu Türkistan. Tamam olur. Ha, Doğu Ben bir Türkistan. an benden isteyeceğini zannettim. Siz Ha. kendiniz vermek isterseniz kabul Yok yok. ederiz. Hayır. Ama Peki sevmeyen destekler olabilir. misiniz peki? Destekleriz canım, o kadar da Yani biz yani. çünkü ileride size tabiyiz yani. Destekleriz. Sıkıntı değil. Tamamdır efendim o zaman biz gidelim iyi günler. Nasılsınız efendim? İyi diyelim iyi olalım ya. Bu aralar bayağı müşkül durumdayız tabi haliyle. Fark ettim. Şimdi ben buradan Tahran'dan bir yola çıktım. Aşkabat'ta ne bileyim otokrasi. Oradan çıktım bakıyor ne bileyim faşizm. Oradan çıktım Ermenistan'a demokrasi. Yok öyle bir Yani ne şey. Bizim oluyor? topraklarımızın her birinde tek bir ideoloji vardır. O gerçek ideoloji de komünizmdir. Bu kadar. Bundan %100 eminsiniz öyle değil mi? Evet. Merhabalar Otokrasi. efendim. Sevgili Gayşek, 5 saniye sonra arayacağım sizi. Tamam, bir mektup yollarsınız efendim. Tamam. Bir çelik antlaşması yapmak için gelmiştik de biz sizden Yapılır. iki alıyoruz. Tamam bir tane Bir döneriz ara bir. size. Ben senin adam gönderiyorum bunları şişle bu arada. Gönderim şişliyorum. Evet buyurun. Merhaba. Merhabalar efendim. Evet buyurun hoş geldiniz. Vallahi bir artış var sanki otogresti ama. Her şeye bir hayır biçmek lazım. Evet buyurun. Efendim sizde uçaklar varmış galiba bazı. Yani satılabilir evet. Yani 800 tanesini 5 fabrika. Çok ucuz dedim. Çok ucuz değil efendim, normal fiyatı. Ya kendim Piyasa kullanırım daha fiyatı öyle iyi. efendim. Kaç istiyorsunuz peki? Bilmiyorum kaç istiyoruz biz. Kaç istiyoruz vallahi, yüzde bir tane olsun bence. Yani evet yüzde bir 8 tane. çok, 8 çok.
O zaman Japonlarla anlaşırız yani, ne diyeyim. Peki, görüşmek üzere. Bilmiyorum. Yani bizim pek bir işimiz yok orayla. Ama tamam, yani... Diyorum uçak satın. Oh, hepsi geldi. Uçak satarım da piyasayı bilmiyorum yani. Tamam, 7 tane ver. Abi vereyim 800 tanesini. Bir tane de indirim yaptım sana. 6 diyelim bizim olsun. 6 çok az dedim. Ticaret de varız siz. Hangi uçaktan istiyorsan, bomber istiyorsun değil mi? Fighter, bomber, öyle. Ortaya karışık işte. Yani ilerideki dostluğumuza da münasip olaraktan. Yani ileride böyle Avrupa'da bir dost demez misiniz? Çin gibi. Olabilir, tamam, gönder. Var mı yakında savaşın? Japonlarla olacak galiba. Tamam, o zaman göndeririz biz. Tamam, görüşmek üzere. Bizleri mi çağırmıştınız İspanyol olarak? Evet, görüşmek istemiştiniz, buyurun. Aa evet efendim, birazcık geç olmadı mı sizi acaba? Yani bizim de sıkıntılarımız vardı. Hani iç savaş yedik ama. Bizim de çok sıkıntılarımız vardı. Efendim bizler hani acaba şimdi şey diyecektik, karşımızda kendine komünist, demokrat, sosyalist diyen birileri var. Doğru, güzel demiştir. Şimdi durum böyle olunca biz de diyoruz bu ne? Hani bizde acaba... pek bir alakası yok. Ama onlar hani demokrat. Siz demokratlara sorun bence. Bir gidelim şunlarla bir uğraşalım o zaman. Tekrardan görüşmek dileğiyle o ya zaman. Ya bu arada... Bize bir tane fabrika atarsan sana atarım bonitiler. Hadi canım oradan. Vallahi atarım. Ciddi misin? He. Baldan tatlı. Bir güvenmek istedim. Ha şöyle de yolladım. Oo ne dedin ya? Al bakalım. Güzel. Dostumuz baki olsun diye. Umarım. Akıyor bu akşam maşallah, güzel. Biz yolda ne geliyor? Kolay geliyor. Bir karış dahi toprak verme lan sakın. Adımızı çıkarma. Sakalin makalini verdi demesinler. Yok canım, onlar bizim namusumuz. Altınları alamıyoruz ya. Karşılara kabul etmiyordu. Kim görüşmek istiyordu lan başka? Bulgar görüşmek istiyordu. İspanya, Bulgar hayat. Biz Bulgar'ı yiyebiliyoruz bu arada. Haberin olsun, kendisi kabul ediyor mu bilmiyorum ama. Ya bir baba soruyor, kime kalacak bu vatan? Sana kalmıyor, bilmiyorum. Ney? Bilmiyorum, kime kalacak? Ya burada Ortodoks bir tane ben bir ülke gördüm. Sonra üstünde de bir tane yolu devirmiş bir ülke gördüm. Dedim bana yardım eder belki. Belki. Yani belki. Ya Besarabya lazım değil mi sana? Yok. Hiç değil. Nasıl değil ya? Niye lazım olsun canım? Bir öneride bulunabilir miyim? Efendim. Bence Bulgar kardeşlerimiz bizim çatımız altında birleşse ne güzel olur. Güzel bir öneri. Yani. İşte çarlık da keşke Rus çarlığı olarak şey yapabilseydim. Ya neyse, sana biz yardım edebiliyorsak zamanı ve vakti geldiğinde etmeye çalışırız, bu kadar. Tamam efendim, o zaman sağ olun yani. İleride bir işim düşerse yine size gelirim. Görüşmek üzere. Evet. Sevgili Kayışek, Singyang'la savaşa girseniz de, yani Japon size henüz gelmiyorsa, uçaklarınız tehlikeye girebilir. Ben şundan atayım da kurtulayım yükümlülükten. Ya ben Singyang'la savaşa giremem, niye? Focus'a gittim de kabul edecek çünkü büyük ihtimalle. Ya etmezse muhakkak girer misiniz? O zaman girerim de edecek büyük ihtimalle. Japon ne durumda? Japon kötü durumda. Ne zaman girecek yani savaşa? Var mı bir havadis? Vallahi yok. Ama ihtimalle böyle ilk gelebildiği zaman girecek. Ya en kötü ihtimalle sana uçaklarını atarız. Bizim bir karışıklığımız olursa da en azından bitirip silah takviyesiyle kaybını da karşılarız. Ha, o da olur efendim. Uçağı da atarız. O da değil de yani mağdur etmeyelim o anlamda. Evet, tamamdır efendim. Tamam, sağ olun. Yani o savaş başlarsa hemen bana mektup at. Şey yapayım. Ya zaten görürsünüz büyük ihtimalle. Aha, yani direkt atayım. Bizim iç karışıklığımızı da biraz bastırmak üzere sen mağdur olma diye diyorum. Tamamdır efendim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek başka bir şey üzere. Için. Ortadakine efendim? Git istiyorsan. Evet, buyurun. Nasılsınız? İyi siz? İyiyiz biz de vallahi, hovol. He. İyi. Hayat nasıl hovol? Hovol? Hovol. Bizim burada kardeşe hovol diyorlar. Bilmem o zaman. Şey gitsene Tolkaçı'ya. İlk önce bu tarafa gitmemiz lazım. Ya iyi diyelim, iyi olalım işte. Ne istiyorsunuz? Buyurun. Ya efendim, nerede? Duyduğuma göre bir şeyler çıkacak sizden diyorlar da. Ama stajı sağlıklı diyorlar. Ne oldu iş o? Ben anlamadım şimdi. Hiçbir şey olmadı. Olmayacak da. Evet. Efendim biz vallahi etrafı bombom yapıyoruz. Bombom yapıyoruz. İnşallah. Size yapmamaya çalışıyoruz. Sizden korkuyoruz. Efendim ileride stajın madem sağlıklı olacak diyorsunuz. Evet. Yaşayacak. İnşallah. Kafasına direkt mi? Ya inşallah, ne bileyim kardeşim, yani NKVD seni de mi tutuklasın? Vallahi. NKVD ne efendim? Allah. Gelince görürsün ne oldu. Sen niye onu aldın? Ya niye onu almayayım? Onu almak gerekiyor. Da. Gitmiyor. Bir tarafsız da gidiyor. Hayır, gitmiyor, kalıyor. Emin misin? Evet. Vallahi iyi o zaman. Ama bize lazımdı be ya. Bir şey olmaz. Neyse öyle kısacası.
ileride bir müttefiklik düşünülebilir mi? İnşallah bakalım. O zaman kolay gelsin. Size de. Nikola olayını anlatır mısın? Heh. Nikolay'ın olayı ne arkadaşlar? Aslında bu gelecek olan kişi Nikolay değil. Nikolay'ın taklidini yapan bir sahtekar. Aynı paradoksun getirdiği Anastasia gibi. Tarihsel Anastasia'nın olayındaki gibi tarihsel bir dayanağı yok ama Anastasia da nihayetinde Polonya'nın başına geçmedi değil mi? Yani tamamen normal hani dolandırıcının teki. Nikolay'ın eventini aldık değil mi? Bilmiyorum geldi mi gelmedi mi hiç tıklamadım. Bana Torch Event'i geldi şu an daha. Dur yine atalım. Sen devam at zaten onu. Failleme sakın. Rasputin yok ya Rasputin. Rasputin aslında çok enteresan bir kişilik. Vuruluyor, devam ediyor yürümeye. Sonrasında adamı hani boğuyorlar ama zehirlenip ölüyor. Evet'e basalım. Yani bastım, ikisine de bastım. Çok garip bir karakter yani. Stalin ne yapacağım? Stalin yok kardeş, Stalin içeride hasta yatıyor ya. Aa. Efendim, dedik ki sizin orduda birkaç eksik varmış. İsmi Tüfengmiş, ister miydin? Bizim eksiğimiz yok. Var mı? Eksiğimiz yok. Stalin yok diyorsunuz. Ülkeye karışacak dediler. Yok canım. Ülke niye karışsın? Stalin var ama kalbimizde yaşıyor. Yani Bolşeviklerle beyazlar bir kalkınacakmış. Yok öyle bir şey kardeşim. Allah Allah. Silah istemiyorsunuz yani. Yok istemiyoruz. Ucuz ama ha. Yok. Bir kase bir sil. Yok. Ben başka dolandırıcılarla konuştum. Daha iyi fiyat verdiler. Neyse biz gidelim o zaman. Görüşmek üzere. Siz de başkasını şey yapın. görüşmek üzere. Bay bay. Spanish Bulls'a 10 güne savaşa giriyorum. Uçakları hazırla. Uçakları hazırlasana göndermek için. Tamam, bir Purge dalgası daha attım. Efendim efendim. Girdiysen savaşa seni bekliyorum iç savaşçı yok, şu an. Yok giriyorum da tüfek de yollayabilir misiniz? Tüfek bizde pek yok. Ah girdim. Tamam girdim. Uçaklarını yolluyorum ben seni. Sen de fokusa gitmeye başlasana. Uçaklarını yolluyorum ben şimdi senin. Biraz zor bir savaş olacak. Beğeneceksin tamam. Merak etme tüfeklerini. Şey tüfek demiş uçaklarını. Baya fazla da yaptım yani. İnşallah bir 50 tane fazla 50 tane fazla efendim. Yolladım yani bakarsın. Evet sağ ol efendim sağ ol. Evet başlaması lazım. Gerisi zat şahanenize kalmış. Nikolay ne zaman gelecek? Nikolay ne zaman gelecek işte onu bir ayarlayayım. Ajanlığı ayarlayayım sen de şey adamlarımızı ayarlarsan cephedeki. Tamam fokus hangisine gideceksin? Fokus'u gideceğim. Fokus bende diyor. Tamam ben adamları ayarlıyorum. Ordu olarak çok iyi çıktık ya. Şimdi bu 11'i... Doğu'ya asker yeni... verecek misin? Doğu'ya asker vereceğim evet. Bana bir 10'luk asker Doğu'ya. Tamam 16'lı alabilirsin en sağdaki. Tamam. Sıkalım. Dur tamam halledeceğim. Tamam, sen şeye fokuslara bak. Nikola'yı kaçırma ben fokus yürüyorum. Ajan bekliyoruz. Ajan rekrutlayacağız 30 güne. Biterse bekliyorum. Yani şey çok hızlı bitebilir bu arada. Başlattığım gibi girerim ben biter. Yani, bir sıkıntı değil. Yani, zaten erken bitmesi bize yarar. Tamam şu şeye de geçelim hazır yapmışken. Limited. Ha, aynen ona geçtik. Advisor bir şey alacak mısın? Advisor şu an almayalım bir tık bekletelim ne olur ne olmaz. National Purity ya da şeyde bakarız. Tamam hazırız ya bence. Tamam başlatabilirsin bence yani benim hiçbir sıkıntı. Tamam ben Stalingrad'a doğru gideyim. Tamam ben üstten tanklarla ilerliyorum da bir şey diyeceğim erken bitirirsek gelmeme durumu olur mu? Bilmiyorum gelmeme durumu gibi bir şey yok yani. Giriyorum bak yeter. Moskova'ya haberin olsun. Gir yani girdikten sonra da geliyorsun diyor yani. Emiz. Yani kaç kere denedik yani. Ya düşerse kalırsak diye diyorum. Stalingrad'da Leningrad lazım diyeceğim de yok düşmemiş. Ha, gidiyor. Allah son anda tank getirdi köpeğe bak. Oo düşmeyecek Moskov. Yok düşmez ki zaten. Düşmedi lan Moskov. Bir... Tilt etti mi? Leningrad. Yani daha Moskova hakikaten düşmüyor. Evet. Onu arkadan çevrelemek lazım. Normalde tutmuyor ha burayı. Anlık asker geçişleri yüzünden yapıyor. Yani Moskova'yı boş bırakıyor normalde. Bak şöyle de kanıtlayabilirim. Şimdi gir... Aynen. Ya Moskova'ya girmem için hamle yapıyorum. Ya gitme. Oradan vurma. Hah şimdi gir. Allah'ın cezası ah, geldi. Yok tutmuyor. Hakikaten Moskova'yı tutmuyor yani. Ben giremiyordum sadece. Hah! Sonunda lan. Gelecek mi kesin arkadaş? Evet. Sadece ikinci 10 gün sonra inşallah maşallah diyeceğiz. İnşallah. Ya çünkü düşmesine hakikaten çok bir şey kalmadı. Bak bir event sonra düşer. Ama ya düşsün yani sıkıntı yok. Düşmesinde hakikaten sıkıntı yok. Stalingrad'a girdin mi? Girdin. Tamam düşecek. Stalingrad'a girdik. Peki Leningrad kaldı. Dayı kaç güne geliyor ya? Dayımız bir gün, evet geldi dur.
Event tıklamam gerekiyor mu eventlerin herhangi birine? Event gerekmiyor. Eventsiz gidiyoruz ya. Hadi lan tribe girdim ya. Ya gelmezse diye. Efendim. Ha. Biz sizin bu haklı savaşınızı görüyoruz hain komünistlere karşı. Ama ben ne kadar komünist ama sen iyi bir komünistsin galiba. Ben iyi komünist. Sen menşeviksin galiba sen. Galiba efendim bilmiyorum yani çok haşim bir kişiyim ama yani yanımızda sizin verdiğiniz savaşı Fin askerlerine gururla doldurttu ve katılmak istiyoruz bu savaşa biz de. Yok sen o savaşa katılma. Katıldım. Nasıl ne demek katıldın? Ama senin yanında katıldım. Yani katıldın derken nasıl katıldın? Bildiğin. Ne diyorsun dayı? Bak. Papatımız oldu. Papatın oldum çağır beni geleyim Leningrad'a. Bak. Aa düştü valla. Bak. Bak çok tehlikeli anlar yaşıyoruz. Bak o gelmezse o lider canım sıkılacak. Gelecek. Bak destinalizasyon eventi yazıyor. Yani... Decentralization gelsin ya. Biz Fox'a gitmediğimiz sürece sıkıntı yok. Aramıza hoş geldin diyelim. Bu arada ya hoş bulduk ama biz savaşa katılacaktık ya. Bizi niye çağırmadınız? Bitti çünkü sen geldiğin yani. Anda bitmişti zaten. Yetişemedi. Lan bak o gelir değil mi bak o dayı. Bak beni stribe sokma. Ben çok şey bir insanım. Bak pimpirikli bir adamım. Bak, gelsin artık. Lan aslında ben de yaşıyorum ama. Gelsin şu dayı. Dayıyı ver. Diğer fokuslara gitmeme gerek var mı? Şimdi Finlandiya bizden ne ister? Kolonilerimizin devamını istiyorum. Bir şey diyeceğim. Kapitalle alakalı bir şey çıktı. Onu Moskova'ya mı çekeyim? Yani Moskova'ya çek. Moskova her zaman iyidir. Efendim şöyle diyeyim. Dünyadaki geçişlerin %80'ini ben kontrol ediyorum. Bundan biliyor muydunuz? Geçiş yani bizzat. Mi? Ben Panama kanalında bilet görevlisiyim. Geçenlerden para alıyorum. Katam da Tana Tuva'm gidiyormuş. Allah Allah. Efendim duydunuz mu? Buyurun efendim. Bizim Tana Tuva'yı alıyormuşsun dahi. Almayayım mı? Tana Tuva lazım Sovyetler Birliği'ne. Efendim Sovyetler Birliği yok ki. İşte yani i̇şte, devamına. Bence sıkıntı olmadı efendim. Volgograd mı Trasin mi? Hangisini seçiyoruz? Alttakini seç. Yani fark etmez onu hiç. Her şey fark etmez diyorsun. Delirtme beni. Ama onun bir farkı yok yani. Ya toprağı al da bize bir iki sivil atarsın. Lazım bak ekonomi için. İki sivil trade dönün. O da olur. Valla dışarıdan alıyorum ya. Sizde ne diyeyim efendim bir şey söyleyeceğim. Biz bu Doğu Türkistan'ı işgal ettik de maliyetini karşılamadı. Burayı Alman'da bir sakınca yok da içindeki fabrika yani sivilleri sentle yolla bana. Çok müşkül durumdayım efendim. Ben de müşkül durumdayım dayı. Efendim sizin hiç atınızı kaçırdılar mı? Kaçırdılar. Nasıl? Savaşta bizde çok komutan var Moğol'dan gelen. Onların da. Ya efendim biz Türkiye'ye gittik bizimkini orada kaçırdılar. Attan haber alamıyorum hayda. Gerilmeye başladım. Bizim adam nerede? Şu an görevdeyiz yani ne yapalım. Biraz görevin bitmesi lazım. Efendim yaşlı bir adam varmış. Onu mu arıyorsunuz? Ya bize... Vallahi bizde değil. Yaşadığına dair bir nefes aldığına dair bir bilgi geldi. Bulursak sizde var mı? Yaşlı vallahi bir dayı. Vallahi bizde yok efendim. Yaşlı böyle sakalları falan var. Yani... Toprak mı kokuyor? Evet. Yani dediğim gibi bize atarsın fabrika. Bizim ihtiyacımız var. Bu arada... Çin öldü ya. Efendim ben zaten Japonlara tabiydim. Yani hiç sevmemiştim Kaişek'i. O benim elimden Türkleri çaldı. Neyse görüşmek üzere. Görüşürüz efendim yüzümden. Ama şu an tüm militerilerimi sen kullanıyorsun ya. Büyük beyaz babamız nasılsınız? Beyaz olmasa kızıl babamız diyecektin değil mi? Anarşist evet. Falan bize göre değil yani bunu bil. Niye sizde de kimi yönetti belli değil? Ben yani evet abi ordu yönetiyor. Yani bizde de bir konsülör, sizde de bir konsülör. Bizde de ordu yönetebiliriz. Bence bir problem yok aramızda şu an. He öyle mi diyor? Öyle evet şu an öyle değil mi? Öyleyse öyle de. Öyleyse sen biz babamız olmaya adaysın. Biz çok yorgunuz, bitkiniz, ağzımız kokuyor. Bize biraz yardım eder misin ya? Senin gibi güçlü kuvvetli bir devlet bizim arkamızda durmasın. Ya ticaretini dönerim ama bir çok da bir şey yapmam. Birebir dönerim ama yani daha fazla bir şey yapamam. Ticaretimiz yok ki bizim. Yok babamız ağzımız kokuyor diyorum sana ya. Olursa bir gün döneriz. Kızıllar hiç kızıllar kohlatmadı. Yardıma bile gelmediler. Önce kızılların sonra otokratlar sonra tekrar kızılları dövmek zorunda kaldım. Ama ben kendim kızılken yaptım tabii bunları. Sonra dedim ki kahrolsun komünizm var olsun anarşizm dedim. Çok yakın ideolojiler. Tercih yapmak zor. Evet ya finalde böyle bir şey çıktı ortaya. Yani baktım siz de biz de aynı durumdasınız. Ama sizin işte bir farkınız var. Siz büyük devletsiniz biz ufak mazbut bir devletiz. Biz şimdi öyle büyük derken toprak olarak büyüyüz yani. Yo fabrika olarak da büyüsünüz. Pek sayılmaz. Bu çocuk getiremeyecek bak bunu ben deli oldum. Neyi getiremiyorsunuz? Ha o mu? Nerede? Tanrı yardımcın olsun evladım diye.
Abi biz inanmıyoruz, pardon. Adam cidden ölmüş olabilir mi ya? Olabilir. Bir havadis var ama. Havadis eli kulağındadır. Ya dur. Ajan yakalatmış gerçekten mi ya? Sen ne bahtsız bir adamsın ya. Ne yaptın? Yakaladı ya. Yakaladı. La dayı başarabilecek misin? Vallahi kendisi geldi birazdan. Teşrif edecek böyle. Trenle geliyor ya, biraz olmadan uzun sürüyor. Bak oğlum, bana bağlı okuma. Yaptın mı yapmadın mı? Yapmışım, geliyor diyorum yani şimdi ben. Bak geliyor dedin. Nerede? Ajanlık görevinde hani bir süresi oluyor ya efendim. Bak. Zamanı tuttu mu? Tuttu tuttu. Ya az önce konuştuk işte. Alttan da konuşuyordu efendim. Tamam onunla getiren adamla mı konuştun? Evet evet. Ama şey diyorlar, hani gelmezse beklediğiniz adam anarşizm iyi diyorlar ama size bek yaramıyor galiba. Bek yaramıyor evet. Komünist olun geri. Komünist. İşlerler bizi. O kadar da değil. Kimse kalmadı komünist. Ya efendim, Arabistan'da anarşizm mi varmış ya? Tamam, bunu sen deme bari. Şimdi ben bir yaratığa savaş ilan ettim bilmeden. Bana yardım eder misiniz? Büyük babamız. İkidir aynı şeyi diyorsun. Hoşuma gidiyor. Ama büyük beyaz ayıcıksın sen. Hadi hadi. Nasıl? Hiçbir şey kalmadı ki benim. Ben hepsini dağıttım ya. Kime verdiniz paşam? Sattık biz. Şu an Japonya'nın envanterinde olabilir. Ya sana 10.000 silah 7.000 silah atayım. İşte bu. Yeter yani. Rusları niye seviyorum? Rusları niye seviyorsun diyorlar işte. Bu yüzden seviyorum. Bir besmele çekin. Lan gelmedi mi hala? Sizin Azerbaycan'ın kız gitse bile arkanızdayım. Gelen de inşallah beklediğiniz gelir. Gelmezse yanınızdaki bu komutanı vurun. Vuracağım. Ben de size tavsiye sanırım yapalım. Dur. Nikolay flight to another country. Another country diye event geldi. Ney? Nikolay found another country. Evet evet, tamam, Nikolay found another country, tamam. Başka bir ülkede Nikolay bulunmuş diyor. Nerede? Nikolay. Başka bir ülkede. Efendim, bize Nikolay diye biri geldi, ne yapalım? Ne? Yok, ben de gitmemiş. Yalan söylüyor efendim, yalan söylüyor. Vurun kellesini, yalan söylüyor. Nerede lan, Nikolay'ı ver. Yani kendisi... Valla savaş çıkarır bak, Rus'un gözü dönmüş. Neyse, ver şu adamı. Günü var, günü var, sıkıntı yok. Bak gidir, günü var diyorsun, günü yok, görüyorum. Nereye? Beni sakinleştirmeye çalışma. İran'a mı yaklaştı? Yakalayabileceğinizi mi sandınız? İran'a mı kaçtı? Ha. Ne diyorsun ya? Nasıl? Yani paradoks bizden. Dalga mı geçiyorsun sen? Sen dalga geçiyorsun benimle. İkinci kez attı, gelecek. Gelmezse? Gelmezse mesul ben değilim. Kim? Ya bu adamı bulun getirin ya. Ben onu... Üçüncü Nikolay falan gelemiyor mu başa? Efendim bakın, onun kapanı şu an burada. Allah sorun. Nerede lan Nikolay? Nikolay gelir nerede? İnşallah. İnşallah gelir be ya. İnşallah mı? Maşallah diyelim o zaman. Allah Allah, gelsin ya. Beni asla yakalayamazsınız. Kim diyor bunu ya? Nikolay. Sen Nikolay mısın? Kafana sıkmaya değil. Adam ya. Gelmiş burada. Ama elleri kelepçeli değil. Allah. Beni 30'a tekrar düşüremezsiniz. Bir şey yok, bir şey yok. Gördün sakin. Ya konuşuyor bildiğin bu. Nasıl konuşuyor? Aldın bayağı ulan, nerede? Konuşuyor beni bir de 30'a düşüremez. Sorun bir. Sen konuşma sen. Sen konuşma lütfen. Hadi Nikolay. Dur dur. Hayat memat meselesi. Hadi. Honduras Meksika'yı nasıl almış? Ne? Evet. Ve... Biri bile yok başında. Evet. Boş koltuk iyi yönetmiş. Teknik olarak bizim durumumuz da öyle. Boşluk varsa ben geriye oturayım tahta? Orada da bir taht yok. Bir masa var aslında, bir masa. Şimdi nereye oturtuyorsunuz şu an? Onu bir anlayamadık ki. Masanın üstüne. Adam ondan mı arıyorsunuz? Cicinin kolayı. Gel gel gel, tahta oturacaksın. Gel vallahi bu sefer sıkmayacağız. Ha! Sorunda. Oh şükürler olsun Allah'ıma ya. Geldi. Niye gerilim yarattınız ki burada? Hamidimiz geldi. Ya efendim işte. Aha! Üçüncü Nikola. Efendim, siz kurşuna dizilmedi miydiniz? Yok ya, kurşuna yani... Yani açık kaynaklar diyor ki Nikolay alnı çatında vurulmak suretiyle hayatını kaybetmiştir. Hatta sizin Kazak şeyler var. Bayağı aradılar adamlar. Bize kadar geldi. Ya beni şöyle oldu. Ben buradan hani o evden şeye doğru gittim. Yukarı doğru yürümek zorunda kaldım. O beyaz bir yapılı böyle 3 katlı bir ev vardı. Onun ben bodrum altından kaçtım. Kaçtım. Kocalı uçar olarak. Tabii. Bir de benim kızım vardı. Peki. Anastasia, ama hanım orada bıraktık malum. Birilerinin vurulması gerekiyordu zaten. Pek iyi anlaşamıyordum. Hanım mı harcadın sen şimdi? He. He. Peki. Şimdi nasıl orada olan bir tane askere kendi üniformamı giydirdim. O tünelden kaçtım. Kızı da alıp. He. Kız abi, nerede? Kayıp. Biz onunla şeyde, bizi iki farklı gemiye bindirdiler o şey tarafında. Kola tarafında. Bu şey var. Nurmas, Kola mı? Bumrask limanı tarafında. Eski ismi işte tarafı. Hı-hı.
Neyse orada ben ve benim ufak kız farklı yerlere gittik. Bir daha kendisine haber alamadım. Öyle hı. Yani. Sonrasında işte efendim, bu, Polonya bu falan. Bu hikaye inandırıcı gelmiyor niye ya benim? Ne alakası var kardeşim? Canlı canlı yani arşandayız. Sanki sen değil gibisin de ben anlamam tabii. Ruslara sormak lazım. Ruslar ya mesela... Ne? Ben tek kaçtığım için şey oldu hani aslında böyle bir hafif bir hani vuruldu havası vardı. Beyaz Ordu'ya doğru gitmeye çalıştım ama Beyaz Ordu ben yanlış yerde aramışım. Onlar Kırım tarafındaymış, ben tam tersi yöne kaçtığım için aslında hani beni öldü zannettiler. Bir moralleri de düştü tabii orada. Tabii Beyaz Ruslar bayağı problem yaşamışlar sizin yolunuzda. Moral eksik diyorlardı. Sayın Çarım. Yani adamların başındaki lideri ölmüş. Biraz moral eksikliği olur. Şey şimdi Finlandiya bizden de o topraklar bize lazım. Yo değil. Hani bizim bir fokusumuz var. Ha geçiyor lazım demiş. Değil öyle bir şey yok. Sanki hayır. Lazım gibi duruyor. Yok lazım değil. Efendim bize bir Trabzon lazım. Trabzon mu? Form. Ya sayın form. Beyaz Rus beyefendi Trabzon'a mı şey Türklere mi giriyorsun? Daha böyle geleyim. Ya ufak bir... Yok yok iyi olur benim için yani. Ya sen anarşisi. Sırtından vurmaya istiyorsun galiba yine. Aa yani şimdi mesela Türklerse ve ben Arapsam neden olmaz? Tarihsel rolümüz yerine gelsin. Bu adamlar burada senelerce bize zulmettiler. Ya, maksat dini vecibeler yerine. Aha öyle demeyelim. Bende dinim kalmadı. Yok öyle bir şey. Hı. Her türlü dini reddediyorlar. Ya yaşasın halkların kardeşliği. Öyle mi? Tabii canım İslamik anarşizm bile yapmadık yani. Direkt anarşizm. En sertinde. Nikolay en gelince, Nikolay gelince sadece tabii ki de fokuslar şey yani sadece liderde değil mi? Fokusu var. Back from the dead. Buradan gidip daha farklı ekstra bir mission tree açılıyor şurada gördüğünüz üzere Ramorov yolunda gidince fena da değil aslında. Gerçekten fena da değil. Bulgarları ister miyiz? İsteriz bence hemen gidelim. Ya Bulgar Mulgar. Bakın çok büyük kitlik yaparız. Şimdi Sayın Nikolay size bir tercih sunacağım. Fabrikalarımızı mı alalım? Yugoslavya ile Bulgaristan'ı bir beleşten anneksleyelim mi? Şansımızı deneyelim mi? Deneyelim. Hadi deneyelim. O ne ya? Polonya Litvanya'ya girdi. Şaka o mı? O şey Polonya şey o sadece historical bir şey yani. Aslında historical değil ama anneksleyecek oğlum onu. Yani yiyecek yarısına kadar yarısını bırakacak. Aa Yugoslavya gidiyor ya. Dene bakalım. Yani tek atacak ama. Yani yetişebilir miyiz bilmiyorum. Neyse Sayın Çarım. Ya bir de bizim bir durum vardı. Bizim oğlan gelip de sizi kovmuşsunuz galiba. Yani sizden öncekiler kovmuş. Olabilir. Malum karışıklılık dönemi. Afganlar gelmiş burada demiş bum 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 bir şeyler demiş. Ya bir şeyler kovmuş. Falan dedi. Kendimi patlatırım falan dedi. Ben de dedim bir yap bakalım. Tek seferlik o özel gösteri dedi. Deli bu oğlan. Sayın Nikolay bu Panama'dan geçişleri kaç akçe yapayım? Sen Panama'yı nasıl aldın? Bir. İkincisi o Amerikan'a sıvardı onu. Bu da ikiydi. Parasıyla çok ödedim ama yani ileriye dönük bir yatırım oldu yani. Her of, militer aksesini 3 sivil alırsan. Ya aslında bence... olabilir evet. Aa Estonya'ya girdi. Kim Estonya'ya girdi ya? Bence Latvia'ya da bir garanti vakti gelmiş. 17 gün inşallah dayanır. Volunteer atamıyoruz. Tamamıyla boxlara bakıyordum. Hiç bakamadım. Ele geçiremezse? Ele geçiremezse biz tek atıyoruz zaten. Ama kaç işte gün? Kaç gün lazım? 20 gün lazım bize. 20 gün. Herhalde yaparız. 20. Ama yok 20 gün artı ultimatum süresi ya. Yani işte o da var. 38 yani yılında girebiliyor muyuz peki biz bunu? Şey, 38 yılında girebiliyor muyuz? 39'da girebiliyoruz galiba değil mi? Estonya'yı tutuyor gibi. Estonya tutarsa çıkamaz. O limana çıkamazsa orada ölse çok komik olur. Biz de annexleriz. Yani inşallah. Bir limana daha çıkamazsa çok güzel olacak. Galiba çıkamayacak gibi hadi inşallah. Benim Sayın Gustav'la konuştum. Kendisi reddediyor çekilmeyi. Baltıkları istiyormuş. Danimarka'ya da istiyormuş. Görürüz biz şimdi onu. Yani hatta beni de istediğini söyledi. Nordic kurmak gibi bir hedefi var. Tabii ki. Tabii efendim gelsin tabii. Bizi de alsın oğlum. Dur bakalım bence... şu Estonya'yı elinden alırsak çok zayıflayacak. Peki gücü var mı yeteri kadar? Çok da yok aslında. Bunu amfibik bir operasyonda düşürebiliriz. Askerli düzenlesene. Yeni asker düşün. Yeni askere hemen düşerim. Asker ayarla ben de şu ultimatomlara bakacağım. Bizim 21 bit değil mi? 21 bit. Evet 21 bit. Ya yeni asker düş içini de ayarlarız. Ama asker düş. İçini ayarladım. Tribe girdi. Cebeli Tarık mı düştü lan? İspanya evet. İngiliz'e savaşa girdi. Ne diyorsun ya? Geldi hemen decisionlara hemen. Tamam. Dur Estonya. Latvia.
Ama ben sınırı ben... asker çekin reddetmesin değil mi? Yo, gerek yok ona ya. Öyle mi? Sanmam. Ay, yani, o bizi asker çekti ama ultimatum. Dur bakalım 8 gün ya. Dayan lan. 8 günü. Dayan lan şey. Minik Estonya dayan. Dayan, çok komik olacak, dayan. Dayan. 5 gün. 5 gün daha dayan lan. Limanı tutuyor. Hadi. Hadi oğlum. Hadi aslanım. Hadi lan. Lan bir tane daha dayan lan. Hadi 3 gün. 3 gün lan. Dayanırsın. Hadi aslanım benim be. Hadi minik kuşum. Hadi. Hadi. Hadi lan. Allah. Al elinden. Lan hadi gel. Lan gel artık. Kapı lan. Lan hemen cebine bekliyor, hadi. Hemen katlayıp cebine koymuş. Yani. Ama bu böyle olmaz. Yani biraz bekliyor. Ya sosyalist now, hadi. Hadi. Abi dalga geçiyor. Biz alacağız ya zaten. Budur. Oh. Oh. Ay çok güzel oldu bu. Çok güzel oldu bu. Ay. Çok uzun uzunaydı bu arada ya. Silah güzel ittik. Yani. Güzel ittik. Baya direkten döndü adam, katladı bir yerlere soktu, sokuşturdu event. Kalbim kas. Nikolay'ın minik kalbine zararlıydı yani. Çok yakındı biliyor musun? Yani bir an. Hey maşallah güzel sivil. Polonya'yı alabiliyor muyuz? Polonya'yı alırız o artık. Tamam git Polonya'ya artık hadi. Bir sivillerimizi alalım. Şu an Polonya zaten kimse alamıyor ki. Yani savaş sebebi yok. Doğru. Hatta garanti de atabiliriz. Bir şey diyeceğim. Belki garanti yapmamız lazım. Şeye, ben şunu oraya ne olur ne olmaz bir çıkarma ayarlayayım. Biraz çok içerlemiştir ha.